çok yakışıklı oldum böyle ha. Niye eski okuluma gitmiyorum? Bütün arkadaşlarım orada. Hem öğretmenlerimi de seviyordum. Oğlum burada da bir sürü arkadaşın öğretmenin olacak. Hem bak ne güzel kardeşinle beraber okuyacaksın işte, fena mı? İlk başlarda biraz zorlanırsın ama sonra alışınca öğretmenlerin de arkadaşlarını da seveceksin. Hadi bakalım şimdi doğru içeri. Hadi 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 çabuk. Oğlum bak senden bir şey isteyeceğim. Hep kardeşinin yanında ol, olur mu? Onu yalnız bırak. O benim kardeşim değil. Tamam. Niye böyle söylüyorsun oğlum? Üzüyorsun beni. Beni bir kere bile okula getirmedin. Okula başladığım gün bile. Altan, gel şu Fahmi'ye bir şey söyle oğlum. Göya Volver'in demir adamı yenermiş. Yener oğlum. Onun pençeyle demiri bile keser. Bu kim? Dikilip durma başımdan. Geç otur bir yere. Reyhan, benim Haylaz'ı gördün mü? Demin aşağıdan sesi geliyordu. Arkadaşlarıyla oynuyordur. Aa! Kız sen ne yapıyorsun burada? Nasılsın Karaca? Gelsene. Ben Uğur'u merak ettim. Uğur artık babasında kalıyor. Gelmeyecek mi hiç? Yok canım gelmez olur mu? Ziyarete gelecek tabii. Sen nasılsın? İyiyim. Bir ara gel de böyle kız kıza sen ne dedikodu yapalım olur mu? Uğur geldiğinde ilk sana haber vereceğim söz. Teşekkür ederim. Bura mıydı o veletin evi? Kolum acıyor. Kıracağım o kolunu söyle burası mı? Sen misin denen bebenin anası? Evet ne oldu? Yakalayayım ağzını burnunu kıracağım o bebeğin. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Sen kimin ağzını burnunu kırıyorsun? Öldürüyordu la beni az daha kafamı yarıyordu. Vurdurup dururken öyle bir şey yapmaz. Ya kazara almıştır ya da bir nedeni vardır. Uğur beni korumaya çalışıyor. Ben sus sen de. Bana bak sakın. Soracağım da. Sana da soracağım oğluna da soracağım. Sen karşında çocuk mu var sanıyorsun? Ancak kızına yeter senin gücün. Adam ol adam. Bir daha bu kıza dokunursan karşında beni bulursun anladın mı? Bütün mahalleyi salarım peşine. Hadi. Ha git. Yürü kız. Görüşeceğiz lan sizle. Bak. Babası ödüyor mu senin okul paralarını? Bana bak, burada da hırsızlık yapmaya kalkmazsın değil mi?
Rahat bırak beni. Cep telefonumuzu falan kaybolursa da senden biriz ona göre. Ben cebimden de çıkarmam oğlum. Ne yapacağı belli mi olur? Varoş. Beni rahat bırakın dedim. Demek annen evleri temizliğe gidiyor ha? Benim annem terzi. Demek terzi. En iyisi oğlum. Temizliğe gitti evleri sonra da hırsızın annesi. İlk gün. Birinci gün Ferit. Daha ilk günden gitti zavallı çocuğun burnunu kırdı. Artık oğlunla kendin ilgilenirsin. Bir günde bu kadar rezillik bana yeter. Kusura bakmayın. Sizi buraya kadar yorum için üzgün Ferit Bey. Bütün çocuklar yaramaz. Altlarında zaman zaman hırçınlıkları olmuyor değil. Ama bu kadarı... Okulumuzun saygınlığını siz de biliyorsunuz. Böyle bir durum bizim tahammülümüzün çok dışında Ferit Bey. Anneme söyleme. Annem hakkında kötü şeyler söylediler. Dayanamadı. Bu musun sen? Bir kabadayı mısın? Bir zorba mısın? Beni hayal kırıklığına uğratırlar. Ama baba. İnsanları haklı çıkarsın. Bu kadar üzülme. Çok kızdı mı babam? Boş ver ya. Hem bilmiyor mu? Altan'la seni aynı okula gönderirse eninde sonunda bir şey olacaktı. Annemin broşünü de o almadı mı? Altan annemi de babamı da bizden kıskanır. Şimdi sen gelince hepten delirdi.
burası ne? Babamın yeri. Sakın girmeye kalkma. Yoksa babamdan azar işitirsin. Niye ki? Öyle işte. Babam kendisinden başka kimsenin girmesini istemez. Ne olmuş? Kavga etmiş. Yazık oluyor o çocuğa. Bütün bu olanlar ağır geldi tabii. Hırçınlaşması normal. Sana karışıyorum diye kızıyorsun Ferit. Biliyorum. Ama ben de bundan korkuyordum. Bunlar yaşanmasın diye karıştım ben sana. Tamam. Hatalıydım. Özür dilerim. Ama ben sadece seni düşünmedim Ferit. Reyhan ve Uğur'u da düşündüm ben. Atlatacağız. Bir şekilde atlatacağız. Tabii ki atlatacağız. Bir şey bilmeni istiyorum Ferit. Ben her zaman senin yanındayım. Ne zaman ihtiyacın olursa. Sağ ol. Soframızdan nimet eksik olmasın. Kimseyi açlıkla imtihan etme ya Rabbim. Burası ne? Babamın yeri. Sakın girmeye kalkma. Yoksa babamdan azar işitirsin. Koku duydum. O kadar çok güzeldi ki ayaklarım beni buraya kadar getirdi. Midenden gelen sese bakarsak seni buraya getiren ayakların değil. Anlamadığım şey ben daha bunların hiçbir tanesini pişirmedim. Sen neyin kokusunu duydun da geldin? Tek bildiğim tatlı güzel bir kokuydu. Hamurun kokusu. İyi de pişmedi ki bu da. Peki. Orada durmak mı istiyorsun yoksa öğrenmek mi istiyorsun? Ha? Tadına mı bakacaksın sadece? Yoksa nasıl yaptığımı da göstereyim mi? Gösterir misiniz? Gösteririz. Gel bakalım şöyle yanıma.
Şimdi bak. Bu hamurları önceden yaptık, açtık. Biraz beklettik. Şimdi de seninle beraber açacağız. Dikkat et, sıcak. Bu hayatın dediğim en güzel çörek. Benim ustamın bana öğrettiği ilk çörek bu. Ay çöreği. Çok severim ben de. Ay çöreği. Bundan sonra benim de en çok sevdiğim çörek ay çöreği. Siz her gün yapıyor musunuz bunu? Her gün değil. Yani vaktim oldukça böyle hamurla uğraşmayı, şekil vermeyi seviyorum işte. Gerçekten hamurun kokusunu mu aldın sen? Bilmem. Tatlı şekerli bir kokuydu. Her sabah bizim mahallenin fırınından da buna benzer bir koku geliyor ama bu daha bir tatlıydı. İyi ki kokuya gelmişim. Yoksa böyle güzel çörekler yiyemeyecektim. İstediğin kadar yiyebilirsin. Teşekkür ederim. Siz niye yemiyorsunuz? Bilmem. Ben her zaman yiyorum ondan herhalde. Ben sizin yerinizde olsam her gün yerdim. Hatta başka hiçbir şey yemezdim. O kadar güzeller ki. Günaydın. Günaydın Kerime Hanım. Günaydın. Ne içersiniz? Portakal suyu. Benim. Buyurun. Buyurcuğum, onlara yol vermene gerek yok. Niye ki? Okulumda bana büyüklerime yol vermem öğretildi. Günaydın. Günaydın. Oo, bunlar ne böyle? Atölyede yaptık. Atölyeye mi gittin? Evet. Dediğin gibi olmadı. Kızmadı bana. Mis gibi. Sen yemiyor musun? Ben atölyedeydim. Hadi size afiyet olsun. Sağ ol. Thank you.
Evet. Söyle bakalım Ferit. Bu hamurların hangisi mayalı? Yok yok, dokunmak yok. Sadece koklayabilirsin. Hiçbiri mayalı değil Ferit. Üzülme, üzülme. Dünyada çok az insana nasip olmuştur. Koklayarak anlamak nadide bir yetenektir. Fırıncı olamayacak mı? Olacaksın. Çok çalışıp kokusundan anlamasan da tadından, kıvamından anlayacaksın. Eğer ustan seni kabul ederse ham girdiğin bu fırında pişmiş çıkacaksın. Ustaların ustasından el alacaksın. Evet, hadi öp bakalım ustanın elini. Artık eti senin, kemiği benim ustam. Günaydın. Günaydın. Yoktun bütün gece. Çörek yaptım. Olunca kaçırma. Sıcak sıcak. Yalan söylüyorsun. Ne? Babam kimsenin atölyesine girmesine izin vermez. Yalan söylüyorsun. Vallahi yalan söylemiyorum. Bana bile izin vermiyor. Sana mı verecek? Gizli gizli girdin değil mi içeri? Ya niye yalan söyleyeyim? Hem babanın izni olmadan çörekleri nasıl alabilirim ki? Çaldın değil mi? Fabrikadan da poğaça çalmıştın. Altan. Bak, gece güzel bir koku duydum. Karnım da çok açtı. Atölyeye indim. Baban çörek yapıyordu. Ben de onu istiyordum ama yakalandım. Sonra beraber çörek yaptık. Beraber çörek mi yaptınız? Evet. Bir daha yapacağız. Sen de gel, tamam mı? İstemiyorum. Niye? Ama çok güzel oluyor. Bu sefer kurabiye yapacağız. İstemiyorum dedim. Nefret ediyorum. Ne çörek istiyorum ne de kurabiye. Senden de nefret ediyorum. Baba. İkiniz de hazırlanın. Demin fabrikaya geliyorsunuz. O da mı gelecek? Evet oğlum. Kardeşin de geliyor. Hadi Uğur, hazırlan sen de. 15 dakikaya hazır olun, bekliyorum aşağıda. Ne oldu kız? Yok abla, ben arayamayacağım vallahi. Kızım arada. Sesini duy, bir için rahat etsin. Abla sesini duyarsam daha kötü olacağım. Zaten zor tutuyorum kendimi. Sonra sabahlara kadar Uğur da Uğur, Uğur da Uğur. Ara bir sesini duy, rahat et. Yok yok. Aramayayım ben. Böyle daha iyi. Ne oldu yine? Ay bir arayayım da en azından iyi mi onu öğreneyim. Ha şöyle, ara.
oldu kız? Ay abla, ben nasıl dayanacağım böyle? Uğur. Mustafa amca, nasılsın? Senin ne işin var burada? Sen babanlarla değil miydin? Hadi gel bakalım. Hadi hadi. İşinizin başına. Kolay gelsin Yılmaz. Sağ olun efendim. Zaman un avuçlarına yapışmamalı. Niye? Eğer yapışırsa un nemli demektir. Nemli undan da ekmek yapılmaz. Altan, sen ne kadar çok şey biliyorsun. Bana da anlatır mısın? Hamurları hazırladık Zerif'te. Tamam Selam. Uğur. Çocuklar, şimdi size bir soru soracağım. Hanginiz doğru cevap verirse onun istediği yere yemeğe gideceğiz. Anlaşıldı mı? Hadi gelin bakalım. Fabrikaya gitmedi mi? Benim niye haberim yok? Vallahi bilmiyorum. Ben de giderlerken gördüm. Ferit Bey, Uğur da Altan dağmış gidiyorlardı. Uğur'u ne diye götürdü ki? Bilmiyorum. Gece birlikte çörek falan yapmışlar ya. Belki ondandır. Allah Allah. Şimdi çocuklar. Bu üç hamurdan sadece bir tanesi çörek yapımında kullanılır. Bana hangisi olduğunu söyleyin bakalım. Hiçbiri değil. Ne yani? Benden daha iyi mi biliyorsun? Hayır. Ama hiçbir atölyedeki gibi kokmuyor. Birincisinde o tatlı kokudan eser yok. Üçüncüsünde ekşi bir koku var. İkincisinde bunda biraz tatlı kokusu var ama... Ama? Hiçbiri sizin atölyenizdeki gibi kokmuyor. Bunların hiçbiri için yataktan kalkmazdı. Anladım. Şimdi ilk olarak söyleyeyim. Altan'ın verdiği cevap doğru.
Ama senin verdiğin cevap da doğru. Evet, haklısın. Bunların hiçbir tanesi benim atölyedeki yağmur gibi kokmuyor. Çünkü ben atölyedeki yağmuru doğal yollarla mayalamıştım. Bunlar öyle mayalanmış hamurlar değil. Nasıl yani? Bunu kokusundan anlayabiliyor musun? Dünyada çok az insana nasip olmuştur. Koklayarak anlamak nadide bir yetenektir. Anlıyor. Gördün işte. Bunlar neden farklı? Onlar yurtlara gidiyor. Yaşlılar ve çocuklar için. Gönlümüzden merhamet, soframızdan nimet eksik olmasın. Şimdi daha iyi anladım. Aferin sana. Söyleyin bakalım, size çörek yapmasını göstereyim mi tahinli çörek? Evet, lütfen. Güzel, hadi bakalım. Zorlama çocuğu. Belli ki burada olmaktan rahatsız. Hadi gidelim. Ne saçmalıyorsun sen Leyla? Benim oğlumu sokak çocuklarıyla bir tutmana izin veremem. O burada bir çırak değil. Benim oğlum bu fabrikanın varisi. Altan, istiyorsan kalabilirsin onu. Hayır, istemiyorum. Leyla! Gel bakalım. Altan! Altan! Oğlum! Niye yaptın bunu? Hem beni hem de babamı küçük düşürdün. Hem de o çocuğun önünde. Seni koruyorum ya oğlum. Daha ne istiyorsun? Babamla kalmak istiyorum. Olmaz. Hadi bin arabaya. Hepinizden nefret ediyorum. Altan! Leyla Hanım. Leyla Hanım, keşke böyle yapmasaydınız. Altan zaten birçok şeyi biliyor. Durduk yere gururu kırıldı. İkisini niye yan yana dolaştırıyor? Altan hiç o çocukla bir mi? Eğer bugün bunu kabul edersem, yarın bu fabrikanın varisi diye çıkaracak karşıma. Bunu başka yollarla çözebilirdik. Ay bıktım senin yollarından. Hiçbir şekilde çözebildiğin yok. Altan'ın hakkı yeniyor. Sen de işte gene böyle bakıyorsun. Özür dilerim. Niye? Ben olmasam Leyla teyze bu kadar çok sinirlenmezdi. Benim yüzümden. Uğur, bak bana. Bana bak. Hiçbir şey senin suçun değil. Çıkar bunu kafandan, tamam mı? Mantı sever misin? Mantı mı? Mantı işte ya, bildiğin mantı. Bayılırım. Tamam, sakin ol. Kaç zamandır canım mantı çekiyordu benim. Gel seninle güzel bir mantıcı bulalım. Tıka basa doyuralım karnımızı. Aslında ben bir tane biliyorum. Güzel yapıyorlar mı? Hem de nasıl? Parmaklarınızı yerseniz. İyi. Hadi gel oraya gidelim. Altan, fabrikadan mı geliyorsunuz? Baban nerede? Hay Allah. Nereden böyle? Fabrikadan Altan'ı almaya gittim. Ferit nerede? Fabrikada. Altan'ın yeri babasının yanı. Ama Altan'ın o çocuğun yanında işi yok.
Kimi cezalandırıyorsun sen? Feride mi yoksa Altan'ı mı? Bu gidişle senin bu nefretinden Altan da nasibini alacak. Nasıl bir ahlak anlayışınız var sizin? Bu durumu kabullenmemi nasıl beklersiniz? Ayrıca benim sevgim Altan'a yeter, siz merak etmeyin. Binnaz. Anne! Uğur! Oğlum! Oh, çok özlemişim. Bak bakayım bana. Boyun mu uzadı senin? Biraz kilo da almışsın. Sen nasıl geldin buraya? Beraber geldik. Buyurun, hoş geldiniz. Kusura bakma Reyhan. Kerata oyuna getirdi beni. Yoksa böyle habersiz gelmezdim. Hiç de bile. Siz güzel mantı yapan bir yer sordunuz. Ben de buraya getirdim. Olur mu oğlum öyle? Annenin mantısı yoksa şimdi. Annem mantıları fırınlayıp buzdolabına atar. Kesin şimdi de buzdolabında vardır değil mi? Olmaz olur mu? Sen geleceksin diye saklamıştım. Buyurun hadi. Oturun. Ben suyu ocağa koyup geleyim. Reyhan. Telaş yapma. Vaktimiz var. Yok şimdi koyayım ki ancak kaynar. Geçin. Bak gördün mü? Telaşlandırdık anneni. Güzel resimmiş. Sen mi çizdin? Hayır. Ressam bir amca vardı. Annem evine temizliğe gidiyordu, o çizdi. Arkadaşlarını çağırıyor. Hadi git, özlemişsindir. Teşekkür ederim. Uğur. Uğur nereye gitti böyle? Arkadaşları çağırdı. Yani ben de izin verdim. Özlemiştir çocuk. İyi yapmışsınız. Ne zamandır sorup duruyorlardı. Suyu koydum. Kaynayınca mantıları atacağım. Gibi olmuşsun oğlum. Bana bak. Fabrikanın sahibi gerçekten babammış mı? Evet. Vay, ne ballısın oğlum. Sabah akşam çörek yiyorsundur ha. Oh, sıcak sıcak. Dumanın üstünde. Ya oğlum merak etmeyin. Bir daha geldiğimde size de getireceğim. Çeşit çeşit getireceğiz. Olsun olsun be. Olsun be. Güzel çocuksun ya. Beyler. Karıcı nasıl? Artık gelmiyor okula. Neden, hasta mı? Babası gönder mi? İşten de kovulmuş. Adam sabah akşam sarhoş. Sizi de bekletiyorum ama... yarım saate kadar hazır olur. Söyledim ya, acelemiz yok. Gel otur biraz. Ama mantıları ocakta. Ya bırak mantıyı Allah'ını seversen. Otur konuşalım. Ne
nasılsın? İyiyim. Sizleri sormalı. İyi. Bir şeye ihtiyacın var mı? Bir sıkıntın, eksik bir şey? Her evin bir eksiği var tabii ama Allah'a şükür idare ediyorum. Kerime Hanım nasıl? İyi. Buraya geldiğimi duyunca çok kızacak. Yani o da gelmek isterdi o yüzden. Çok selam söyleyin. Tabii söylerim. Uğur sizi üzmüyor değil mi? Yok, niye üzsün ki? Çalışkan bir çocuk. Akıllı, yetenekli. Çok iyi yetiştirmişsin oğlumuzu Reyhan. Ben bir mantıya bakayım, yapışmasın. Milyon. Babam defter yazmanızı söyledi. Defterde yazacak yer kalmadı. Para yoksa şaraplıyor. Ver şunu. Ne olur Ali amca, bu seferlik de yazı verin. Olmaz kızım. Git o Ayyaş babana söyle, kendine bir iş bulsun. Benden buraya kadar artık. Ver şunu. Gel buraya, nereye gidiyorsun? Gel buraya, nereye kaçtın? Ne olur Ali amca, ver şunu. Versen olsun ya. Olmaz kızım, ver şunu. Bir daha da gelme burada. Hadi. Karaca. Okula gitmiyormuşsun artık. Baban hala kötü davranıyor mu sana? Boş ver şimdi sen beni. Asıl sen neler yapıyorsun yeni evinde, anlatın mı? İyi. Ne yapayım? Okula gidiyorum. Derslerime çalışıyorum. Sizleri çok özledim. Nasıl bir evde kalıyorsun? Büyük mü? Kocaman. O kadar kocaman ki bizim okuldan daha büyük. Keşke seni annem Zafer yanıma alabilsem. Hem herkese yetecek kadar çok oda var. Senin için çok seviniyorum. Karaca. Benim için bir şey yapar mısın? Sen ne istersen yaparım. O dansı gene yapsana. Onun arabası var. Güzel mi güzel? Şoförü de var. Özel mi özel? Bastı mı gaza? Gider mi gider? Ya s**ıyor eşşal eşek. O gidip tek tek yazılacak sana. Eve git sen de konuşacağız. Ya s**ıyor. Gel. Ne oluyor? Yetişir. Of, mis gibi kokuyor valla. Çok güzel olmuş Reyhan. Eline sağlık. Valla ben kapına mantı diye dayanırım. Ona göre. Afiyet olsun. Ne zaman isterseniz beklerim. Gelirim. Adamlığı senden mi öğreneceğim lan? Ben değilim, tamam mı? Değil misin? Anan kim bilir kimden senin? Benim babam var, tamam mı? Benim babam var. Vardır tabii. Anana sormak lazım ama o da bilmiyor. Gel hadi git. Uğur. Sen kimsin lan? Ben Uğur'un babasıyım.
Bundan sonra benim çocuğuma dokunursan seni öldürürüm! Söyle o. Git söyle o patronunu. Onun canını fena yakacağım lan. Çoluğun çocuğunun başına bir şey gelirse ben de emin. Daha iyisin değil mi? Doktor amca da dedi anne. Hiçbir şeyim yok. Hem öyle bir yumruk da bize bir şey olmaz. Bakıyorum da başım beladan hiç kurtulmuyor Hasan. Sormayın ya, kötülerle başım dertte. Hadi bakalım sayın kahraman, uzan şöyle. Ya anne. Oğlum. Annen dinle hadi. Madem öyle uzanayım bari. Ben de gideyim artık. Nereye? Tamam telaşlanma, seni götürmüyorum. Sen bu gece burada kal. Sonra yarın gelir alırım seni. Sen de gitme. Uğur. Ya o adam yine gelirse? Oğlum polisler alıp götürdü ya karakola. Korkma, gelmez bir daha. Olsun, ben korkuyorum. Ya az önce tek yumrukla devrilmeyen kahramana ne oldu? Şimdi mi korkuyorsun? Ya anne, o başka, bu başka. Tamam. Oturayım bari ben de biraz. Oley!